laik bir devlet olmasına. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti anayasasına sadık kalacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içtik. Kim? Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilleri olarak. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan küçüklüğünden beri zaten bir şeriat devleti özlemi yaşayan, Türklükten nefret eden, Türk ismini tahrik unsuru olarak gören, Türk bayrağını tahrik olarak gören, milliyetçiliği ayaklar altına alan, bozkurtlara hayvan sürüsü diyen, ürkücüler, Türkçüler Fatih okumayı bile bilmez diyerek gençliğinden bu tarafa, çocukluğundan bu tarafa bir Türk kompleksiyle büyümüş ve bugün de bir şekilde iktidar olmuş ve artık kendisinin tartışılmaz olduğunu düşünerek herkese hakaret etmeyi kendine hak gören birisi. Kendi sözlerine mi Erdoğan'ın atıfta bulunduğunu? Biraz önce söylediğim sözlerin tamamı kendisine ait sözler. Şimdi kendisine hak görmüş. Diyor ki şeriat İslam'dır. Şeriata karşı çıkan hainler var diyor. Dinsizler var. Ve kelimeyi tevhid bayrağından diyor rahatsız olanlar var diyor. Bunlar lümpen faşistler, İslamsız Türkler bunlar diyor. Şimdi Erdoğan'a soralım. Kelimeyi tevhid bayrağı ne demek? Şeriat bayrağı. Hayır. Kelimeyi tevhid bayrağı ne demek? Bu ülkenin tek bir bayrağı var. O da anayasanın ilk 4 maddesinde ifadesini ve tanımını bulmuş. Türk milletinin kanıyla sulayıp kanından rengini alan ay yıldızlı bayrak. Recep Tayyip Erdoğan ne zaman sıkışsa tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyordu. Şimdi soruyorum, kelimeyi tevhid bayrağı ne demek ya? Sen nerenin cumhurbaşkanısın? Sen nasıl bir laik, demokratik bir ülkenin cumhurbaşkanı olabiliyorsun bu sözlerinle? Kelime-i tevhid eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek İslam'ın 5 şartından biri. Eğer Müslüman olacaksa kişi veya kişi Müslümansa bu kelime-i tevhidi söylemek zorunda. Evet. Kişi Müslüman değilse nasıl sen buna Türk değil diyebiliyorsun? Gagavuz Türk'ünü nereye koyacaksın? Macaristan'daki Türkleri nereye koyacaksın? Kazakistan'daki Türkleri, Irak'ta, Suriye'deki Türkleri, Hristiyan Türkleri, Kerkük'teki Hristiyan Türkleri nereye koyacaksın? Kişinin ırkını din belirlemez ki. Kişinin ırkını din belirlemez ki. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir kafa yapısı? Peki neden Sayın Engin? Nedeni şu, ona da geleceğim. Hı hı. Şimdi sen Recep Tayyip Erdoğan olarak diyorsun ki şeriat İslam'dır, şeriata karşı çıkıyorlar. Biz şeriata karşı çıkıyoruz derken eğer sen bu ülkenin şeriat olduğunu söylüyorsan çık söyle. Karşı mıyız değil miyiz biz de tavrımızı koyalım. Ama burası anayasanın ilk 4 maddesinde ifade edildiği gibi laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti ve devleti. Değiştirilemez maddeler. Ve değiştirilemez maddeleriyle sen cumhurbaşkanı oldun. Sen bu memlekette adliye saraylarında kahrolsun cumhuriyet diye bağırıp yaşasın şeriat diye bağıranlara sesini çıkarmayacaksın. Onları destekleyeceksin. Sen Galata Köprüsü üzerinde oğlun Bilal'e miting yaptırıp hilafet isteteceksin. Şeriat diye bağırttıracaksın. Cumhuriyete hakaret ettireceksin. Sen Sarıyer'de Boğazı'nın kenarında yaşasın şeriat diye, kahrolsun cumhuriyet diye bağırttıracaksın. Ve biz buna tepki gösterince İslam'a karşı mı olacağız? Ayıptır Sayın Erdoğan. Sizin İslam nerenizde ya? Hakikaten Recep Tayyip Erdoğan İslam ve Müslümansa o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a soralım ülkü. Madem Müslümansın Sayın Erdoğan, Allah'ın haram kıldığı zinayı 2005 yılında niye serbest bıraktın? Kur'an-ı Kerim'de zina haramdır diyor Allah. Niye serbest bıraktın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Madem Müslümansın Recep Tayyip Erdoğan, İslamsın ve bizi de İslam karşıtı gibi görüyorsun, kendini de İslam'ın temsilcisi görüyorsun. O zaman soralım Erdoğan, sen demedin mi?
Allah'ın haram kıldığı faiz ben burada olduğum müddetçe düşecektir demedin mi? Şimdi faiz %45'e geldi. Allah'ın emrini yerle bir etmedin mi Erdoğan? Bir Müslüman olarak ben buna uygun davranıyorum. Nas var. Nas var dedin. Bugün %45 oldu. Yine soralım Sayın Erdoğan'a. Sayın Erdoğan, madem İslam'ın kendini temsilcisi görüyorsun, orada Diyanet'in toplantısında da karşında din adamları görünce kasa geldin, hepimizi dinsiz ilan ettin. Ben Türk'üm, Türk milliyetçisiyim, ben Atatürkçüyüm, ben laik, demokrat, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ama aynı zamanda ben eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demiş bir Müslümanım. Şimdi sen madem İslam'ı bu kadar kendine hak görüyorsun, o zaman soralım. Kumarı Allah haram etmiş. Kumar haramdır demiş. Recep Tayyip Erdoğan, Türkçünün oğlunun milli piyangosuna, sayısalına, spor totosuna, lotosuna vergiyi %50 niye indirdin? Niye indirdin vergiyi? İçki, sigarada vergiyi %300 artırdın. Ve üstelik de dedin ki zam yapıyoruz, vergi artırıyoruz ama hala içmeye devam ediyorlar deyip bir de insanları aşağıladın. Ama diğer taraftan Allah'ın haram ettiği kumara vergiyi düşürdün. Yine soralım Erdoğan'a, bu kadar İslami düşünüyorsan KPSS'de 96 alan çocuğun hakkını mülakatta nasıl yedin? Allah kul hakkıyla yanıma gelmeyin dedi. Allah kul hakkını affetmem dedi. Nasıl milyonlarca gencin hakkını yedin? O zaman soralım Erdoğan'a. Bir günden 17 yıl kaybeden, emeklilikte kademe bekleyen insanların hakkını nasıl yedin? O zaman soralım Erdoğan'a. Milyonlarca emekliye %37 zam yapıp 10 bin lira. Sonra %42'ye çıkarıp 10 bin lira. Yok, sonra %49'a çıkardım diyerek 10 bin lira zam mı? Nasıl layık gördün? Nasıl layık gördün? Fırat kıyısında bir kurt bir koyunu kapsa ilahi mahkemede hesabı Ömer'den sorulur dedin. Böyle bir adaletten yanayız dedin. Can Atalay'ın vekilliğini düşürdün. Bunlar çelişkiler. Çelişki değil, İslam'la ilgisi olmayan şeyler. Dinle ilgisi olmayan şeyler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bize İslam dersi vermeye kalkıyor. Yahu şu an ülke, bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a veya AKP'lere bakarak İslam'ı savunan, İslam'a inanan yok ki. Bilakis bunlara baktıkça millet diyor ki bunlar Müslüman.